Gazetesi olarak AKPART Merkeziyetçi Teşkilatı olarak sizleri burada ağırlamaktan son derece memnunuz. Öncelikle buradan seçimden sonra hemen gerçekleşen ve maalesef kendilerini siyasi parti olarak görüp de terör örgütleriyle organik bağlarını bir türlü bırakamayan sözde siyasilerin direktifleriyle ülkemizde oluşturulan kaos ortamında ortaya çıkan tablodan son derece müteessiriz. Ve her gün özellikle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da gerçekleşen terör olaylarından ve bunların sonuçlarından son derece üzgünüz. Buradan yaralı olan arkadaşlarımıza, polislerimize, askerlerimize, vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bir şekilde vefat eden şehitlerimizin de mekanları cennet olsun. Onlara da minnettarlığımızı buradan sunmak istiyoruz. Evet, Sayın Kütahya halkı ve değerli kamuoyu, bugün itibarıyla daha önce yaklaşık 40 günden beri süren Cumhurbaşkanımızın Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na verdiği hükümeti kurma göreviyle birlikte görüşmeler ve müzakerelerin son basamağında gelinen bir sonuç var. O da koalisyon imkanı son derece ihtimal olarak azalmıştır. Ve bundan sonra da ülkemizi ciddi bir seçim süreci beklediği kanaatindeyiz. Şu ana kadar Sayın Genel Başkanımızın ısrarla hükümet olma noktasında gerek CHP ile gerekse MHP ile sürekli görüşmeleri gerçekleşmiş ve bugün itibarıyla MHP Genel Başkanı'nın Sayın Ahmet Devlet Bahçeli'nin olmazıyla karşı karşıya kaldık ve sonuçta şu anda önümüzde bir yol haritası var. Bu yol haritasını tabii ki Cumhurbaşkanımız ve ilgili birimler belirleyecektir. Bizler sonuna kadar bu ülkenin insanların seçim sandıklarına yansıyan durumunu gözden geçirdik ve bir takım dersler çıkarttık. Yani bu ülke insanı 2015 7 Haziran seçimleri itibarıyla bir koalisyon ortaya çıkartmıştır. AK Parti'ye 276 salt çoğunluğu tevdi etmemiştir. Bunun sonucunda da biz genel başkanımızın önderliğinde bütün kapıları zorladık ve koalisyon bugün itibarıyla son beyanatlarla gördük ki henüz gerçekleşmedi. Ama siyasette 24 saat çok önemli bir zamandır derler. Biz de bunun bilincindeyiz. AK Parti için seçimlerin bitmesi, yeni seçimlerin başlayacağı anlamına geldiği için biz her ne kadar koalisyona kendimiz hazırlamış olsak da netice itibariyle, bugün itibariyle koalisyon durum ortadan kalkmış gözüküyor. Biz buna rağmen yine de ufak bir ihtimal de olsa inşallah bütün genel başkanımızın çabalarıyla bu ülkeyi, bu vatanı hükümetsiz bırakmayacağız. Şu anda otorite boşluğu olmamasına rağmen hükümet seçimlerin getirdiği hükümetin olmaması nedeniyle de bir takım sıkıntılar ve boşlukların olduğu muhakkaktır. Biz bir an önce meşruiyet çerçevesinde hükümetin kurulmasını ve halkımızın nabzının tekrar sandıklara yansıması tarafındayız. Şu anda 7 Haziran 2015 seçimlerine dikkate aldığımızda bir takım dersler çıkarttığımız muhakkaktır. Bu dersleri biz dersimize o günden bugüne çok iyi çalışmaktayız. Genel başkanımızdan üyelerimize kadar bunun bilincindeyiz. Sokaktaki vatandaşımızı da dinlemekteyiz. Oy verenleri de dinlemekteyiz, oy vermeyenleri de dinlemekteyiz. Sonuçta şunu gördük ki, vatandaşımız
pek çok başlık altında sayabileceğimiz nedenlerden dolayı bir kısım insanlarımız AK Parti'ye oy vermede tereddüt göstermiştir. Bu tereddütünün ne anlama geldiğini ve nasıl sonuçlara katlandığını da son iki aydan beri gözlemektedir. Şahsen ben Kütahya yereline baktığım zaman çevremizde pek çok gerek MHP'ye oy vermiş, gerekse CHP'ye oy vermiş kardeşlerimizin istikrardan yana olduklarını görmekteyim. Şu anda %41 oranında oy almış AK Parti'nin yapılacak olan olası bir tekrar ya da erken seçimde oyunu ortalama %3-5 oranında arttıracağını ben buradan yerelde görebilmekteyim. Dolayısıyla önümüzde ciddi bir takım süreçler var. Bizler tabii ki seçimlerin hemen akabinde gerekli öz eleştirileri kendi adımıza, parti adımıza gerçekleştirdik. Bundan sonraki çalışmamız merkez ilçe teşkilatı olarak bütünüyle daha önce bir oranında çalışmışsak bunu en az 2-3 oranında çarpanla fazlalaştırarak artan bir ivmeyle çalışacağız. Ve bütün teşkilat üyelerimizden ben şunu istiyorum. Artık farkındalık bilincini kesinlikle kendi bünyemizde oluşturmamız gerekiyor. Yani artık olaylara kayıtsız kalmak ve şunu lütfen çok iyi bilelim. Eğer biz varsak herkes vardır. Biz yoksak hiç kimse yoktur. Ziya Paşa'nın bir beytinde dediği gibi sahipsiz olan bir memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Biz bu bilinçle AK Parti hükümetinin bu toplumun genlerine en uygun felsefeyi, ideoloji oluşturduğunu düşünüyoruz. Ve bu yüzden AK Parti aidiyetini yaşayan insanlar olarak varız. Ve bunu bütün teşkilatlarımıza da farkındalık bilinciyle oluşturmamız kanaatindeyiz. Bu nedenle şu an itibariyle gelinen nokta ne olursa olsun biz 16 Kasım 2014'te de çalışmalarımıza başlamıştık. Seçimler geldi. Seçimler öncesinde çalışmalarımız devam ediyor. Seçimlerden sonra da hayat devam ediyor. Biz yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani bizim için her gün yeni bir çalışmanın nedenlerini oluşturan, bir sonuca doğru götüren bir eylem birlikteliğidir. Bu nedenle ben buradan bütün yereldeki AK Parti ailesine sesleniyorum. Önümüzdeki günler daha anlamlı, daha eleştiri süzgecinden geçmiş ve bizleri daha yakın sonuca götürecek günleri hazırlamakta. Yeter ki her arkadaşımız çevresinde bu olumlu mutluluk ailesini oluştursun, yeterli olacaktır. Buradan bütün Kütahya kamuoyuna en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hoşça kalın, hayırlı günler diliyorum.